Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir tıraş videosuyla karşınızdayım. Mentor'un 3 bıçaklı ürününü sizler için bugün inceleyeceğim. Bunu yine sizlerden birisi, bir arkadaş sormuştu. Ben de dedim gidip alayım ve Mayıs ayının ilk videosu da, tıraş videosu da bu olsun dedim. Ben daha önce Mentor'un 2 farklı ürününü incelemiştim. Bir tanesi 2 bıçaklı olandı. Bir tanesi de tek bıçaklı olandı. Onu Permatic'le karşılaştırmıştım. Bu 3 bıçaklı. Bunu hiç incelememiştim. A101'de satılıyor. Bu 4'lü bir paket. 4 tanesi 11.5 TL'ye aldım. 12 lira desek 3 liraya falan geliyor tanesi. 3 liraya tıraş olma keyfi sunacak mı? Bakalım, göreceğiz. Böyle bu birazcık makuça da benziyor sanki. Yani o da 3'lü, bu da 3'lü ya. Ama ondan çok daha uygun fiyatlı tabii ki. Ama onun kalitesini sunabilir mi, sunamaz mı? Hep beraber birazdan göreceğiz. Bu videoda bana eşlik edecek olan bir diğer aldığım ürün ise, daha önce almıştım zaten, bunu biliyorsunuz. Wilkinson'un bu fırçasını kullanacağım. Bir de Proraso'nun, daha önce almış oldum ve zaman zaman farklı videolarımda da kullandım, şu sabununu kullanmış olacağım. Önce şimdi bir ne yapacağım? Yüzümü bir ıslatacağım soğuk suyla. Bunu hep her zaman soğuk suyla yapıyorum çünkü birazcık zorlamak istiyorum tıraş bıçağını. Ardından köpüğü de hazırlayıp karşınızda olacağım arkadaşlar. Şimdi yüzümü yıkadım. Şöyle güzelce gördüğünüz gibi. Ve köpüğümü de hazırladım gibi, biliyorsunuz köpük hazırlama yöntemi neydi? Birazcık böyle sabuna basıyoruz. Ardından ya şöyle üzerinde böyle bir krem şanti dediğimiz, böyle krem kıvamına gelene kadar böyle karıştırıyoruz. Sonra yüzümüze sürüyoruz. Şimdi güzelce bir sürelim. Şöyle aynadan da bakayım biraz. Çünkü telefon ekranından çok anlaşılmayabiliyor arkadaşlar. Güzelce sürmemiz lazım ki bıçaklar görevini hakkıyla yerine getirsin. Şimdi bunu kenara kaldırdık. Ellerimizi yıkadık ve Mentor 3 bıçaklıyı açıyorum. Şu anda kolay açılma yöntemi var mı? Bakayım şöyle bir. Evet, çok da zorlamayacak gibi görünüyor. Şöyle bir şuradan yırtmaya çalışıyorum ama bu ürünler biraz zor açılabiliyor bazen. Evet, şu anda açmayı başardım. Şöyle bir tane çıkartıyorum. Evet, bir tanesini çıkarttım. Diğerleri dursun. Nasıl bir ürün? Şöyle bir ürün görüyorsunuz. Şu tarafında, en azından şu mavi olan taraflar böyle ele iyi oturuyor kaymaması için. Kauçuk bir malzeme. Şöyle bir şu şekilde bıçakları koruyan ve alttan takılan bir aksesuarımız var. Kafamız bir parça oynuyor. Çok değil ama fena değil. Şöyle bir şekilde oynuyormuş oluyor. Şimdi ıslatalım ve başlayalım bakalım. Bir de şu kısmında tabii kayganlaştırıcı bant var. Klasik olarak. O zaten hepsinde var. Biraz ıslatalım ve başlayalım bakalım. Hadi bismillah deyip. İlk hissiyat güzel. Fena değil yani, öyle söyleyeyim. 3 liralık bir bıçağa göre. Tıkanma falan çok fazla yok. Şu anda görüyorsunuz. Bakın gayet güzel gidiyor. Tıraşımız oluyor. Bu arada teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Trendyol'la başladığım bir çalışma vardı. Ufak ufak alışverişler yapılıyor oradan.
Oradan alışveriş yaptıkça bana da bir az miktarda olmak kaydıyla bana da faydanız oluyor. Yapanlara teşekkür ediyorum. Yapmayanların da artık canı sağ olsun. Herkes oradan alışveriş yapmak zorunda değil zaten. Ama siz de bana desteğinizi işte YouTube kanalıma abone olup, videolarımı paylaşıp, ne bileyim beğenip, yorum yazıp gösterebilirsiniz. İlla bir şey alışveriş yapmak zorunda değilsiniz. Yapacaksanız ve internetten de yapacaksınız, orayı kullanabilirsiniz. Yine bu videonun altında da bir açıklama koyacağım link olarak. Genelde Mentor ürünleri yok listede. Çünkü Mentor genelde A101'e satılan bir marka. Ama başka markalar var. Onları da oradan istiyorsanız alabilirsiniz. Şimdi fena olmadı gibi görünüyor. Şimdi en zor bölge benim için şurası oluyor. Biraz böyle. Hem acıyor hem de sert sakallar orada benim biraz. Bu arada zaman zaman şunu çok soruyorsunuz arkadaşlar. Hani bir tıraş bıçağıyla kaç kez tıraş olunur her incelediğim üründe? Bazen bu tip sorular geliyor. Şimdi bunun standart bir yanıtı yok arkadaşlar. Yani bunu çok soruyorsunuz ama bunun standart bir yanıtı yok ne yazık ki. Çünkü sakal yoğunluğuna göre, sakalın sertliğine göre değişebilen bir değerden bahsediyoruz. Şimdi benim sakallarım böyle işte görüyorsunuz ve çok sert değiller. Bana 4 kez getiren bir şey size 1 kez yetebilir, 5 kez de yetebilir, 6 kez de yetebilir. O yüzden yani bu konuda çok kesin bir yorum yapamıyorum. Yani ben kendime göre söylüyorum. Size o rakam belki abartı olur, küçük olur, az gelir bilemem. Çünkü herkesin sakal türü farklı, sertliği, yoğunluğu vesairesi farklı. Ama ben onunla ilgili bir video çekmiştim. İsterseniz o videoyu da izleyip hani siz de kendiniz karar verebilirsiniz. Ama söylediğim gibi bu konuda kimse, herhangi bir kimse de bir kesin bir rakam veremez. Yani rakam veren de kendine göre verir. Şimdi takdir edersiniz ki benim sakalım size uymayacağı için sizin gibi olmaz, sizinki gibi olmazsa eğer ister istemez siz o kadar tıraş olamayabilirsiniz ya da daha fazla olabilirsiniz bilemeyeceğim. Evet işte tıraşımızı da olduk. Şimdi bakalım bir şey kalmışım. Çünkü telefon ekranından bakıyorum. Ekrandan bakınca tam anlaşılmıyor bazı şeyler. Ve pas geçmiş olabiliyorum. Sonra diyorsunuz ki işte düzgün kesmedi falan. Bu biraz benim görmediğimden oluyor arkadaşlar. Ekrana bakıp böyle hani şöyle girmem gerekiyor. Ekrana bu kadar bakarak tıraş olmak o kadar kolay bir şey değil. Şimdi tıraşım bitti. Bir yüzümü yıkayacağım. Tekrar karşınızda olacağım. Yüzümü yıkadım, kuruladım ve karşınıza geldim. Şimdi Mentor 3 bıçaklı bence güzel bir ürün. Yani fiyatına göre konuşursak güzel bir ürün. Elbette bunu işte jiletin Mach3'üyle vesaire pek karşılaştırmak doğru olmayabilir. Ama ben hani fiyatına göre güzel de tıraş yaptığını düşünüyorum. Özellikle mesela ben soğuk suyla yapıyorum ama siz sıcak suyla biraz daha sakallarınızı yumuşatarak yaparsanız çok güzel bir tıraş oluyor. Gayet güzel sinek kaydı bir tıraş oldu. 3 liraya da alınıp kullanılabilecek bir bence tıraş bıçağı olmuş. Puanlama sistemine gelecek olsak şöyle kenara çekileyim. Benim bir puanlama sistemim var. Şurada göreceksiniz şimdi. Ben buna 4 yıldız veriyorum. Beğendim. Fiyata da uygun. Alırsınız. Yani muhtemelen ben de bu söylediğim gibi ben de genelde 3 ya da 4 kez tıraş olur gibi geliyor bana. Haftada bir tıraş oluyorum. Yani ayda bir tane kullanmış olurum. 4 tane aldım. 4 ay yeter bana. Ama altını çizerek söylüyorum. Sizde durum farklı olabilir.
daha uzun, sakallarını serttir, işte daha seyrektir, daha yoğundur vesaire. Duruma göre bu rakam düşer ya da azalır. Onu bir şey diyemem. Ama bu tip ürünler zaten kullanat tarzı ürünler. Ama hani bir sefer kullan atılan değil ama 4-5 kez bence kullanılır diye düşünüyorum. Puanı da şuraya tekrar çıkarmış olayım. Buydu da sizlerin karşısında A101'den aldığım Mentor'un 3 bıçaklı tıraş bıçağına çıktım. Bu ürünlerle ilgili görüşlerinizi, yorumlarınızı bana yazın. Hepsini okuyorum, hepsini değerlendiriyorum. Uzunca da bir listem var. O listeye göre alıyorum ürünleri. Size sizden gelen talepleri mutlaka ve mutlaka değerlendiriyorum arkadaşlar. Bunu da bu üründe sizden bir arkadaş sormuştu. Ona binaen hazırlamıştım. Bir de şey isteyen arkadaşlar var. İsmail var benim takipçilerim arasında. Sağ olsun. İşte elinde biriken ürünlerle abi bir video çeksene falan diyor. Öyle bir video çekeceğim inşallah. Belki Mayıs ayı içinde öyle bir videoda da karşınızda olurum. Bana destek olmak istiyorsanız videonun içinde söyledim. Bir kez daha tekrar edeyim. Açıklama kısmında bir link bırakıyorum. Trendyol'la bir işbirliğim var. O linkteki ürünlerden herhangi birini satın aldığınız zaman bana da belli bir oranda destek olmuş oluyorsunuz. Ha ben bir şey almayacağım, uğraşamam, ben böyle internetten alışveriş yapmıyorum diyorsanız kanalıma abone olup videolarımı paylaşıp beğenirseniz çok sevinirim. Yorumlarınızı da esirgemeyin diyorum her zaman olduğu gibi ve mentorun bu 3 bıçaklı modelle ilgili sorularınız da varsa yorumlar kısmında benimle paylaşmaktan çekinmeyin diyorum. Bir kez daha hatırlatayım, kanala abone olmayı, beni aynı zamanda Instagram ve Twitter gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve pandemi süreci yüzünden zor günler geçirdiğimiz bu günlerde sağlıklı kalın, hoşça kalın diyorum.